Değerli izleyiciler, önce sağlık programında yine sizlerle birlikteyiz. Çok değerli bir konuğum var yanımda, fizyoterapist Hasan Sarı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızda bel ve boyun fıtığından tutun da diz ve eklem rahatsızlıklarına kadar yaşadığımız tüm sorunları Sayın Hasan Bey ile masaya yatıracağız. Ve bu rahatsızlıklardan ameliyat olmadan kurtulmak mümkün mü? Bu soruyu kendisine yönelteceğim. Bu uygulama ameliyatsız bel ve boyun fıtıklarının menisküs, kireçlenmeden tutun da sinir sıkışmaları, karpal tünel, tarsal tünel gibi birçok rahatsızlıklarda uygulanabilen bir yöntemdir. Bel ve boyun fıtığı gerçekten de insanın yaşam kalitesini çok düşüren. Çünkü omurgayı ayakta tutan olgu bel ve boyun. Şimdi burada oluşabilecek bir hasar, bel fıtığı gibi, boyun fıtığı gibi, bu kişinin yürümesine, çalışmasına, yani hayatın tüm sahasını etki eden bir olay. Ve biz şu ana kadar bel fıtığında ameliyat olmadan sağlığına kavuşmanın mümkün olabileceğini bilmiyorduk. Fakat sizinle birlikte biz gördük ki manuel terapi denen bir yöntemle kişilerin bu rahatsızlıklarından, yani bel fıtığından, boyun fıtığından ameliyat olmadan da kurtulabilmesi, sağlığına kavuşabilmesi mümkün. Nasıl oluyor bu? Bel fıtığı, boyun fıtığı gibi rahatsızlıklar vücutta biyomekaniğin bozulmasına bağlı olarak oluşabilen rahatsızlıklardır. Evet. Biz burada yaptığımız manuel terapi uygulamalarıyla vücuttaki bozulan biyomekaniği tekrar düzelterek bu rahatsızlıklardan kişinin kurtulabilmesini sağlıyoruz. Mesela en basitinden beldeki sinirler bacağa gider, boyundaki sinirlerimiz kollara gider. Boyunda bir problem olduğu zaman kişinin kollarında, omuzlarında, hatta parmaklarına kadar uyuşma, ağrı, karıncalanma meydana gelebilir. Ya da aynı şekilde belde bir sıkıntı olduğu zaman beldeki sinirler bacağa gittiği için kalçada, bacakta, uyluğun arka kısmında parmaklara kadar giden yayılan ağrılar, uyuşmalar meydana gelebilir. Buradaki tabi bozulan biyomekaniği manuel terapi uygulamalarında yaptığımız bazı manevralar ve çeşitli doku mobilizasyon teknikleri ile düzeltebiliyoruz. Bunun sonucunda hasta tamamen ağrılarından, uyuşmalarından, karıncalanmalardan kurtulabiliyor. Fıtık dediğimiz yapı zaten beldeki omurlar arasındaki diskin dışarı taşarak o bölgeden geçen sinirleri sıkıştırmasıyla oluşan bir mekanizmadır. Evet. Tabii bunun kökenine baktığımız zaman kişinin zamanla yapmış olduğu mikro travmalar sonucu oradaki disk zedelenir ve zamanla fıtık dediğimiz yapı oluşur. Biz burada bozulan biyomekaniği düzeltiyoruz. Mesela en basitinden kişi diyelim ki yanlış eğilmiştir ya da yanlış yük taşımıştır ya da işte arka cebinde cüzdan taşımıştır. Devamlı olarak bir tarafında asimetrik yük taşımıştır. Buna bağlı olarak omurgada belli omurlarda eksen sapmaları dediğimiz durum meydana geliyor. Bu eksen sapmaları sonucunda ise disklere aşırı derecede, belli bölgelerdeki disklere aşırı derecede yük biniyor ve zamanla bu diskler zedeleniyor. Mesela belde en çok L4, L5, S1 dediğimiz omurlar arasındaki diske aşırı derecede yük biner. Tabii siz biyomekaniğinizi bozduğunuz zaman buradaki disklere olan bası çok daha fazla oluyor ve zamanla buradaki diskler zedeleniyor. Diskin içinde nükleus pulposus dediğimiz yapı çevresindeki lifleri yırtarak dışarı doğru taşıyor ve o bölgeden geçen sinirleri sıkıştırıyor. Bunun sonucunda tabii ağrılar, uyuşmalar, karıncalanmalar meydana geliyor. Biz burada tabii manuel terapi ile fizyoterapi metotlarını birleştiriyoruz ve çeşitli doku mobilizasyon teknikleri, az önce bahsetmiştim, çeşitli germeler, sinir mobilizasyon teknikleri, işte çeşitli bantlama yöntemleri ve çeşitli manevralarla buradaki diskin yapısını toparlamaya yönelik bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Uyguluyorsunuz. Burada az evvel bahsetmiştiniz. Mekanik yapının bozulmasına sebep olan etkenlerden bir tanesinin arka cepte cüzdan taşımak olduğunu söyleyince şimdi bende şöyle bir mantık gelişti. O zaman bu söylediğinizden hareketle farklı yük taşımaları, oturup kalkarken yanlış oturup kalkmak, mesleki bir takım rahatsızlıklar da bunu tetikliyor olabilir o zaman. Çünkü yük taşıyanlar, ağır iş yapanlar, ofis ortamında çalışanlar, sürekli oturanlar, otobüs şoförleri gibi, taksi şoförleri gibi.
Bu o zaman bahsetmiş olduğunuz gibi fıtık olayını tetikleyen etkenlerden olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Şimdi zaten fıtığın kökenine baktığımızda bozulan biyomekaniği ile beraber kişinin sedanter yaşamı çok etkili. Şimdi eskiden tabii bu tarz rahatsızlıklar çok fazla şimdi günümüzdeki gibi fazla oranda görülmüyordu. Çünkü bunun en büyük sebebi kişilerin aktif yaşamı vardı. Mesela köy yaşamında işte kişiler çalışıyordu devamlı, işte tarlaya gidip geliyordu. Bu kadar sedanter bir yaşam yoktu. Mesela günümüzde en basitinden atıyorum, hep söylüyorum ben bunu. Telefonla, sadece telefonla ya da bilgisayarla her işimizi oturduğumuz masa başından halledebiliyoruz. Bir fatura yatıracağınız zaman eskiden bir fatura ödeme merkezine çıkıp gidiyordunuz, yürüyordunuz. İşte onun haricinde bir para transferi yapmak istediğinizde bankaya gidip işte hani hep hareketlilik vardı hayatımızda. Evet. Ama şu anda oturduğumuz masa başından telefonla para transferi olsun, işte fatura ödemeleri olsun hepsini halledebiliyoruz. Her Evet. işimizi ufak bir cihazdan halledebiliyoruz. Tabii Evet. bu sedanter yaşamı tetikliyor. Aynı zamanda tabii teknolojinin gelişmesi avantajlarının yanında dezavantajlarını da getiriyor. Muhakkak. Devamlı mesela bu başımız öne doğru eğik telefonla bu işlemleri yapıyoruz. Bu sefer boyundaki omurlara aşırı derecede yük biniyor. Belli arka kaslar boynumuzun arka tarafındaki kaslar uzuyor, ön tarafındaki kaslar kısalıyor. Çok fazla oturduğumuz için belimize de aşırı derecede yük biniyor. Evet. Şimdi tabii her zaman hareketlilik gerekiyor. Beldeki disklerin yeteri kadar çevresindeki ufak arteriyol yapılardan beslenmesi için, yenilenmesi için hareketlilik gerekiyor. Biz hareket etmediğimizde diskte bir problem varsa bu problem daha da artıyor. Evet. Yaş sıralamasına baktığınız zaman, yaş ortalamasına baktığınız zaman bel ve boyun fıtığı yaşayan hastalarda ağırlıkla hangi yaş gruplarında bu tip rahatsızlıklar daha çok görülüyor? Şimdi şöyle aslında net olarak yaş belirlemek çok da mümkün değil. Çünkü Şunu demek istiyorum, çok yani geçmişe evet. nazaran günümüzde bel ve boyun fıtığı Çok rahatsızlar evet. daha da mı arttı? Daha da arttı ve çok erken yaşlara kadar indi. Mesela 15-16 yaşında yani çok genç hastalarımız da oluyor. Bel ve boyun fıtıkları olan. Yani 15-16 yaş bu iş için beldeki disklerin yapısının bozulması için çok erken bir yaş yani. Bu yaşa kadar inmesinin en büyük sebebi de tabii az önce bahsettiğim teknolojinin gelişmesi. Tabletler, telefonlar, sedanter yaşam artıyor ve bunun sonucunda omurgamızı kötü kullanıyoruz O yani. zaman şunu da söyleyebiliriz. Çünkü sizin söylediğiniz, ben şimdiye kadar hep bel ve boyun fıtığının oluşmasındaki en büyük etkenin ağır yük taşımak veya yanlış yük kaldırmak olduğunu biliyordum. Ama siz az evvel bahsettiniz. Aşırı hareketsizlik de bazı şeyleri Kesinlikle. tetikleyebiliyor. Ama siz şunu da söylediniz. Omurganın yanlış kullanımı. Şimdi demek ki burada aşırı hareketsizlik tek başına bu rahatsızlık için Kesinlikle, yeterli değil. kesinlikle. Aşırı yük kaldırmak veya yanlış yük kaldırmak da bunu tetikleyebiliyor. Evet. Yani aslında burada hiç yük kaldırmamakla çok yük kaldırmak arasında hiçbir fark yok. Burada önemli olan, az da yük kaldırırsanız, çok da yük kaldırırsanız, ağır yük kaldırırsanız da önemli olan bunu doğru bir şekilde Kesinlikle yapabilmek. ergonomiye dikkat etmek. Buradaki en önemli şey, en önemli nokta bu. Çünkü yani hep söylenir, halterciler de mesela çok ağır yükler taşıyor. Ama yani ağır yük taşımayla fıtık olunacaksa haltercilerin, inşaat işçilerinin hepsinin fıtık olması Bel fıtığı gerekiyor. olması lazım. Doğru. Burada ergonomiye dikkat etmek gerekiyor. Mesela en basitinden yük taşıyacağınız zaman dizlerinizi kırarak karın kaslarınızı kasarak yükü taşımanız gerekiyor. Ama dizleri kırmadan direkt olarak eğilip omurgaya aşırı derecede yük bindirirseniz bu beldeki disklerin posteriöre yani geriye doğru strese binmesine ve o bölgedeki liflere zamanla mikro travmalar şeklinde yırtarak fıtıklaşmaya sebep olabilir yani bu Evet, yük şekilde. taşırken de zannedersem yükü sağa ve sola eşit olarak dağıtmak aynı Kesinlikle. zamanda önemli. Asimetrik, az önce bahsettiğim gibi asimetrik yük taşımakta Evet. omurgada belli bölgelerde tabii eğrilikler, skolyoz da olabilir bu. İşte bunun haricinde bir tarafa aşırı derecede yük binme sonucu fıtığın diğer taraftan diskin diğer tarafa doğru taşması. Tabii asimetrik yük taşımak, işte yanlış yük taşımak tabii en doğrusu bu olur sanırım. Ergonomiye dikkat etmemek, sedanter yaşam, kötü beslenme koşulları, hareketsiz bir yaşam az önce söylediğim gibi. Bunların hepsi fıtığın oluşumunda direkt olarak etkili olan birer faktör.
Şimdi bel fıtığı ve boyun fıtığı yaşayan hastalarımız genelde hangi aşamada? Bunun anladığım kadarıyla belli evreleri var bel fıtığının. Fıtık, kısaca fıtık diyelim. Belli evreleri var. Hangi evrede ki hastalar manuel terapiyle tedavi olma şansını, imkanını yakalayabilir? Elbette. Ya da her aşamada bu mümkün müdür? Fıtığın her aşamasında tedavi edilebilir mi manuel terapi yöntemiyle? Şimdi şöyle, manuel terapiyle her aşamada tedavi tabii ki mümkün değil. Şimdi öncelikle hastalar tabii belli uzman hekimler tarafından tanısı konuluyor fıtığın seviyesine dair. Ve hastalar bize geliyor. Burada önemli nokta fıtığın patlamamış olması. Yani değerlendirmeyle ve MR sonuçlarıyla bunları tespit ederek fıtığın patlak olup olmadığına bakıyoruz. Fıtık eğer birinci, ikinci seviye ise manuel terapi yöntemi bunun için endikedir. Yani rahatlıkla uygulanabilir. Fakat eğer ekstürde bir disk herniyasyonu varsa, yani patlak bir fıtık varsa bunun için kontraindike diyoruz. Tabii burada şimdi şöyle bir konu da var. Ekstürde disk hernisi olup da hiç semptom göstermeyen bireyler de var. Yani mesela araştırmalar yapılıyor. Sağlıklı insanlar üzerinde hiçbir ağrısı sızısı olmayan insanlar üzerinde araştırma yapılıyor. Ve bu insanlarda dahi patlak denilen ekstürde disk herniyasyonu saptandığını, MR görüntüleriyle saptandığı tespit ediliyor. Evet. Buradaki asıl mesele o diskin sinire bası yapıp yapmadığı. Ve hastadaki semptom önemli olan, kişideki semptom. Yani basit bir bulging dediğimiz birinci derecede balonlaşma, fıtık bile demiyoruz yani. Birinci derecedeki bir balonlaşma dahi eğer kişideki beldeki kanal darsa orada sinire bası yapar ve bu kişide çok ciddi semptomlara yol açabilir. Kişinin belki yürümesini bile etkileyebilir. Aynı şekilde ekstürde disk herniyasyonuna sahip bir bireyin kanalı geniş olabilir, sinire bası yapmıyor olabilir. Bu da kişide semptomlara yol açmayabilir. Evet. Burada en önemli nokta kişinin fiziksel olarak muayene edilmesi, fiziksel evet. olarak değerlendirilmesi ve kişinin bize söylediği semptomları. En önemli nokta burası. Tabii MR görüntüleri burada işin %20'lik kısmını oluşturuyor. Evet. Bu aşamadaki hastalarda sizin gözlemlerinize dayanarak soruyorum. Hı-hı. Başarı şansınız yüzde kaç yüzdesi olarak verirsek? Şimdi şöyle başarı şansımız bulging, protrude disk herniyasyonu hastalarda %90'a varan oranlarda. Tabii hiçbir zaman %100 başarı elde edemiyorsunuz. Tıpta böyle bir şey mümkün değil. O yüzden yüzdesel bir rakam istedim. %100 başarı mümkün değildir. %90'a varan başarı mümkün oluyor çok ama gördüğümüz hastalar üzerinde çok yüksek bir oran. %10'luk kısmında da şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunun büyük bir oranda ağrılarda azalmalar meydana geliyor ama istediğimiz oranda ağrıları tam olarak geçiremeyebiliyoruz. Ama %90 yani. Bir başarı oranından söz edebiliriz. %90 çok büyük oranda tamamen ağrıları hastaların geçiyor ve eski yaşamlarına devam edebiliyor. Uygulamış olduğunuz yöntem ağrılı bir yöntem midir? Evet. Ve ne kadar sürede tedavi? Hani anlamda evet. belli bir etaptan süreçten geçmesi lazım aslında. Bir seferde gelmesi yeterli mi? Yoksa birkaç defa gelmesi gerekiyor mudur? Böyle bir rahatsızlık. Şimdi tabii bunun için net bir seans sayısı söylemek çok doğru değil. Çünkü burada hastalık değil hasta vardır. Yani öncelikle hastayı değerlendirmemiz gerekiyor yani bunun için. Hasta diyelim ki ömründe hiç ilaç kullanmamış, çok ilaca kendini bağımlı tutmamış. Genç, dinamik, sportif bir yapıya sahip ise ve beslenmesine dikkat ediyor ise seans sayısı çok daha belki 2 seans, 3 seansla iyileşebiliyor. Ama aynı şekilde hasta ileri yaşta beslenmesine dikkat etmiyor, işte ömrü boyunca hep ilaç kullanmış devamlı. Bu tarz hastalar ise bazen 15-20 seans kadar sürebiliyor tedavisi. Genel olarak tabii net bir sayı söylemek için hastayı öncelikle değerlendirmemiz gerekiyor. Değerlendirme sonucu ortalama bir seans sayısı belirleyebiliyoruz. Tedavi süresi yaklaşık olarak 20 dakika yarım saat sürüyor. Tabii tedavi kesinlikle ağrısız oluyor. Sadece sinir mobilizasyon teknikleri dediğimiz bir bölüm var. Orada sadece 1-2 dakikalık kas germesi ile hastaların çok ciddi tabii ağrı acı değil buradaki ağrı. Hafif bir tatlı yanma diyelim yani. Evet. Manuel terapi yöntemi dünyada çok sıklıkla kullanılan bir yöntem midir? İlk defa Türkiye'de mi bu yöntem kullanılmaya başlandı? Tarihsel geçmişini açıkçası merak ediyorum biraz. Evet, şimdi şöyle manuel terapi Hipokrat zamanına kadar uygulandığı söyleniyor. Tabii bir keresinde
Gülhane Parkı'nda İslam Sanatları Müzesi'ni dolaşıyordum. Orada Osmanlı zamanında uygulanan bir maket vardı. İşte bir kişiyi kollarından, bacaklarından bağlamışlar, işte çift tarafla çektirmişler falan. Traksiyon metodu diyoruz. Yani germe cihazı. Uygulaması yapıyorlar. Traksiyon, yani germe çekme, evet, diyelim. Bu yöntem, yani demek ki Osmanlı zamanında ve hatta daha da gerilerde Hipokrat, dünya üzerine bakarsak tabii ki Hipokrat zamanına kadar çok eski zamanlarda bile uygulanabilen bir yöntem. Şimdi tabii eskiden ameliyat bu şekilde bel boyun fıtıklarında ameliyat çok yaygın değildi. Mümkün de değildi belki. Tabii bu insanlar, evet, eski insanlar nasıl bu ağrılarla, bu şeylerle baş edebiliyordu? Demek ki alternatif bir yöntem vardı ki insanlar bir şekilde tedavi olabiliyorlardı. Çok eski zamanlara kadar dayanıyor fakat Türkiye'de son 10 yılda yavaş yavaş gelişmekte olan bir yöntem. Son 2-3 yılda da çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başlamış bir tedavi yöntemidir. Evet. Tabii bu tedavi, her zaman söylüyoruz, profesyonel sağlık üyesinin yapması gerekiyor. Bu fizyoterapist veya uzman bir hekim veya eğitimini almış pratisyen bir hekim olabilir. Bize gelen bir hastayı biz manuel uygulama yapmadan önce mevcut filmlerini, röntgenlerini inceliyoruz demiştiniz. Evet. Uygulayacağımız tedavi yönteminin şeklini belirlemek için. Hı hı. O zaman şunu diyebiliriz. Bu yöntem standart bir prosedürü olmayan, kişinin rahatsızlık seviyesine, düzeyine, tipine ve türüne göre, evet, kişiye özel olarak belirlenebilir, evet, bir yöntemdir diyebilir miyiz? Yani standart bir uygulaması yok aslında. Kişinin durumuna göre, bel fıtığının seviyesine, düzeyine, durumuna göre ona özel bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Kesinlikle öyle. Az önce bahsettiğim gibi, yani burada hastalıktan ziyade, yani her bel fıtığı hastasına aynı uygulama yapılıyor densek bu ezbere bir yöntem olur. Burada hastanın bize söylediği semptomlar önemli. Mesela aynı seviyede, ikisi de bulging dediğimiz birinci seviye fıtık iki hasta, semptomları çok farklı olabiliyor. Kiminin sadece belinde ağrısı olabiliyor, kiminin kalçasında, kiminin bacaklarına yayılan, parmaklarına kadar yayılan ağrısı olabiliyor. Şimdi burada hasta bizim için önemli. Tabii manuel terapinin kendine ait, kendine has özel değerlendirme yöntemleri de mevcut. Ortalama bir 20 dakika, yarım saat süren bir değerlendirme yöntemlerinden sonra, fiziksel değerlendirme yöntemlerinden sonra tabii hastanın MR'ı, tanısı, bunları da kombine edip bir tedavi programı planlayıp çiziyoruz ve buna yönelik uygulamaları yapıyoruz seanslar boyunca. Burada beslenme ile alakalı bir uygulamanız oluyor manuel terapiye paralel olarak. Kişinin beslenmesinde düzenleyici bir program, bir diyet uygulaması yapıyor musunuz? Şimdi şöyle, tabii o bizim ilgi alanımıza çok da girmiyor. Diyetisyenlerin ilgi alanına giriyor. Beslenme açısından sadece şu önemli şunu bizim kastettim, için. Şunu kastediyorum. Çünkü az evvel de siz bahsettiniz, benim oradan aklımda, hı-hı, kaldı. Aşırı kilolu insanların yapısında bozulmalar, belli aşırı yük, evet, binmeler, evet, olabilir. Göbekli ondan, insanların... Evet, ondan bahsedecektim, evet, evet, ben yani de. Bu, aynı zamanda bunun tedavisine başlarken beslenmesini de bir düzene, evet, sokuyor musunuz? Evet. Anlamda soruyorum. Şimdi şöyle, kilo bizim için önemli. Ondan bahsedecektim zaten. Hani kişi zayıfsa çok da beslenmesine, yani şuna dikkat et, buna dikkat etten ziyade sadece mesela sigara, alkol kullanımı varsa, dolaşımı etkilediği için dolaylı yoldan, bunları tedavi süresince kısmasını veya kullanmamasını istiyoruz. Ama kilo varsa en önemlisi kilo, çünkü zaten atıyorum en basitinden bir stenoz hastası, yani belde kanal darlığı olan bir ev hanımı hastasından bahsedelim. Genelde ev hanımları biliyorsunuz, göbekli oluyor, şey oluyor. Evet. Yani bunun en büyük sebebi de tabii doğuma bağlı. Karın kasları gevşiyor ve beldeki kanal da daralıyor buna bağlı. Zamanla da özellikle ev hanımlarında çok ciddi bel ve bacaklara yayılan kanal daralığına bağlı ağrılar oluşabiliyor, uyuşmalar oluşabiliyor. Buradaki tabii burada beslenme çok önemli bu noktada. Çünkü siz hastayı tedavi edip oradaki kanalı belli oranda genişletip ağrılarını, semptomlarını azaltabilirsiniz. Fakat eğer o kiloyu vermezse bir ya da iki ay sonra hasta tekrar aynı şekilde ağrılarıyla size geri gelecektir. Evet. Bu noktada beslenmesine yönelik belli önerilerde bulunuyoruz, basit önerilerde. Tabii işi daha profesyonel kişiye teslim etmek üzere diyetisyenlere, tedavinin, evet, bitiminde diyetisyenlere yönlendiriyoruz hastalarımızı. Evet. Şimdi kilo deyince bele uyguladığı basıyı, hı-hı, yükü
göz ardı etme mümkün değil ama burada belle beraber dizlere ve eklemlere de bir baskı söz konusu elbette olabiliyor. Şimdi bel ve boyun fıtığını nispeten de olsa ele aldık programımızın süresinin el verdiği ölçüde. Hı hı. Ben biraz da programımızın sonlarına doğru yaklaşıyorum. Hı hı. Belin dışında diz ve eklem rahatsızlıklarıyla alakalı bu yöntemin uyguladığı bir yöntem, bir tedavi yöntemi var mıdır? Elbette. Şimdi şöyle, kiloyla beraber vücutta ağırlık merkezi öne doğru, mesela göbeğimiz olduğu zaman vücudumuzdaki ağırlık merkezi normalde S2 dediğimiz sakrumun ikinci bölümündedir. Bu ağırlık merkezi göbeğimiz olduğu zaman öne doğru kayıyor ve dizlerimize, belimize, işte kalça eklemimizden tutun ayak bileğine kadar bütün eklemlere binen yükler değişiyor. Ve dengesiz yük dağılımı oluşuyor. Bunun sonucunda dizde tabii nasıl ki belde diskler varsa, omurgayı koruyan, amortisör görevi gören diskler varsa, dizde de menisküs dediğimiz kıkırdak amortisör görevi gören yapılar vardır. Bunlara aşırı derecede yük bindiği zaman bu sefer menisküsler de zamanla zedelenmeye doğru yol alıyor. Tabii burada menisküslerin manuel terapiyle tedavisi tabii ki kesinlikle mümkündür. Diz ağrılarının işte kireçlenmelerden tutun da patellar kondromalize dediğimiz kıkırdak aşımına bağlı oluşan dizdeki ağrılar, rahatsızlıkların hepsi manuel terapiyle tamamen geçmektedir. Evet. Tabii burada semptomları azaltıyoruz, o bölgeyi tedavi ediyoruz, menisküsü olan basıyı azaltıyoruz. Ama bunun haricinde kişinin en önemlisi kaslarını kuvvetlendiriyoruz tedavinin bitiminde. Çünkü o bölgeye binen yükü kaslarımızın alması için. Evet. Ve yine aynı noktaya geliyoruz. Kilosu varsa kilo vermesine yönelik tedbirler ya da uygun uzmana yönlendiriyoruz. Dizde de menisküse yönelik belli yumuşak manevralar, yumuşak mobilizasyon teknikleri ve o bölgedeki yükü almaya yönelik özel klinik bantlama yöntemlerimiz var. Bu sayede dizdeki menisküse olan basıncı azaltıyoruz ve menisküsler doğal olarak iyileşme sürecine giriyor. Tabii eskiden menisküsler içinde, beldeki diskler içinde hiçbir şekilde beslenemediğine dair söylentiler vardı. Fakat günümüzde yapılan araştırmalarda da son 1-2 yılda beldeki disklerin de dizdeki menisküslerin de çevresinde çok ufak yapılı damarlardan beslenebildiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Kireçlenme dediniz. Evet. Ülkemizde çok sık görülen bir rahatsızlık. Kireçlenme ile alakalı biraz açabilir misiniz? Kireçlenme nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Kireçlenme şöyle, tabii en başta kireçlenme niye oluşuyor? Buna bakmamız gerekiyor. Kireçlenme genelde 40 yaşından 50 yaşından sonra yaşlanan bireylerde dize aşırı derecede yük binmesi sonucu ve kaslarımızın, disk kaslarımızın, quadriceps dediğimiz, hamstring dediğimiz disk kaslarımızın atrofiye gitmesi sonucu oluşan bir rahatsızlık. Dizdeki femur ve tibia dediğimiz ya da disk kapağı, patella dediğimiz kemiğin birbiri üstüne aşırı derecede yük binmesi sonucu kemik yüzeylerin birbirine sürterek zamanla yüzlerin aşınmasına bağlı oluşan bir durum. Tabii burada en önemli nokta gene hep aynı noktaya geliyoruz. Sedanter yaşam ve kişinin kaslarının güçsüz, yetersiz olmasına bağlı dizine binen yükün artması. Burada tabii biz sedanter yaşamını kişinin düzenliyoruz. Hareketli bir yaşam öneriyoruz kişiye tedaviden sonra. Ve kişinin kaslarını güçlendirmeye yönelik, o bölgede yükü almaya yönelik belli egzersizler, güçlendirme egzersizleri, medikal egzersizler veriyoruz. Bunları tabii koruma amaçlı yapıyoruz. Bunların haricinde manuel terapi yöntemleriyle dizdeki birbiri üstüne, çok kabaca anlatıyorum, birbiri üstüne binen kemiklerin aralarını açmaya yönelik belli mobilizasyon teknikleri dediğimiz ya da belli bantlama teknikleri dediğimiz özel yöntemler var. Onlarla dizdeki eklem aralığını açıyoruz ve tedavi sonrasında da kasları güçlendirip kişinin ağrılarının ya da şikayetlerinin tamamen geçmesini sağlayabiliyoruz. Evet. Şimdi hocam programımızın sonuna yaklaştık. Ben son sözü size vermek istiyorum. Son olarak diz ve eklem rahatsızlıkları, bel ve boyun fıtığı ile alakalı söylemek istediğiniz, benim sormayı unuttuğum, önemli olduğuna inandığınız cümleler varsa onları da alalım. Programımızı nihayete erdirelim.
Şimdi şöyle son olarak, yani tabii her şeyden önce sağlığı kaybetmeden değerini bilmek gerekiyor. Yani korumamız gerekiyor. Koruyucu sağlık burada çok önemli bir nokta. Yani biz kendimizi korumalıyız. Her şeyden önce sağlığı kaybetmemeliyiz. Bunun için de çok basit ergonomi önerilerine dikkat etmeliyiz. Kilomuzu korumalıyız. Sedanter bir yaşamdan uzak kalmalıyız. Bu üçünü yaptığımız zaman kolay kolay zaten vücudumuz alarm vermez. Ama bunların ergonomiye dikkat etmediğimiz zaman ya da kilomuzu korumadığımız zaman ya da hareketsiz bir yaşamımız olduğu zaman otomatikmen vücudun biyomekanisi çok çabuk etkilenebiliyor ve bozulan biyomekaniyle beraber buradaki yapılar, dokular bozulmalara doğru gidebiliyor. Evet. Burada koruyucu sağlık en önemli nokta diye düşünüyorum. Hasan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk oldunuz, bizi kırmadınız, sorularımıza cevap verdiniz. Rica ederim. Umarım bir sonraki programda tekrar sizlerle birlikte olma şansını yakalarız. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızın konusu bel ve boyun fıtığına tedavi olarak geliştirilen manuel terapiyi konuştuk. Konuğum Hasan Sarı, fizyoterapist Hasan Sarı sorularımıza cevap verdi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.